hakimiyeti altındaki farklı etnik ve dini gruplarla bir barış ve huzur ortamı tesis etmiş olan Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı tecrübelerinin mimarı büyük Türk milletidir. Ecdadımız gök kubbe altında farklı din, kültür ve milletlere sahip toplumları barış içinde, bir arada ve yarınından emin bir şekilde yaşatmanın gayreti içinde olmuştur. 19. yüzyıl başlarından itibaren Balkanlarda ve gayrimüslim topluluklarda başlayan ayrılıkçı ve milliyetçi hareketler sonra Müslüman unsurlara ve Asya topraklarına da intikal etti. Bu bağlamda 19. yüzyılın son çeyreğinde bariz bir teşkilatlanma içine giren Ermeni örgütlenmeleri Türk milletinin varlığına kasteden emperyalist güçlerle işbirliği içinde hareket etti. Birinci Cihan Harbi başlarında henüz tehcir denilen sevk ve iskan kararı ortada yokken burada, bu topraklarda Kars ve Ardahan bölgesinde katliamlar yapar. Daha sonra Van'da büyük bir isyan çıkartan ve Ruslarla işbirliği yaparak idareyi ele geçiren komitacılar büyük katliamlara yol açtılar. 1915'te bu olayda ve Çanakkale gibi pek çok cephede bir ölüm kalım savaşı verilirken ordunun arkadan hançerlenmesi yüzünden Türk milletinin ve Türk devletinin nefsi müdafaa tedbiri olarak alınan sevk ve iskan kararı sayesindedir ki bugün bu Doğu vilayetlerinde Erzurum'dan, Kars'tan, Diyarbakır ve Urfa'ya uzanan hatta ezan sesi duyuluyor. Bütün Türk vatandaşları hayatlarını idame ettirebiliyor. Aksini iddia edenler bir zamanların Müslüman Türk kenti olan Revan'a, bugün Erivan denilen Revan'a baksınlar. Savaş şartları yüzünden hayatlarını kaybeden insanlar için kimse sevinç duymaz ve elbette ki masum insanların hayatlarını kaybetmesi üzücüdür. Bu insanların etnik kökenine göre, dinine göre verilen tepkiler Haçlı zihniyetinin bir yansımasıdır. Balkanlarda, Kafkaslarda, Anadolu'da ölen, öldürülen milyonlarca Müslüman Türk'ün acısına bugüne kadar ortak acı diyen bir başka devlet oldu mu? 1915-22 arasında Anadolu'da Ermeni çeteler tarafından katledildiği sabit olan 520 bin Müslümanın torunlarına taziye mesajı yayınlayan oldu mu? Bu vahşetlere sahne olan Kars'ta, Erzurum'da toplantılar düzenleyerek bu gerçeği bir kez daha bütün ülkeye ve dünyaya duyurmak için biz buradayız. Değerli basın mensupları, bu bağlamda 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen Katolik dünyanın lideri Papa'nın bu iftirasını şiddetle telin ediyoruz. Papalık başkalarına iftira atacağına Haçlı seferlerinde Afrika'nın, Avustralya'nın, Asya'nın ve Amerika'nın sömürgeleştirilmesinde yok edilen halkların hesabını versin. Ancak bu noktada şunu da belirtmeliyiz. Papa'nın açıklamasına şaşıran bazı yetkililerimizi önce kendi etraflarına bakması gerekir. Ülkemiz Türk milletine hakaret ederek bir yerlerden ödül ve aferin almayı marifet zannedenlerle dolu. Toplam nüfusu 1 milyon 350 bin olduğu ve bunların önemli bir bölümü tehcire tabi olmadığı, tehcire tabi olanların da büyük çoğunluğunun sağ salim sevk mıntıkalarına vardığı, üstelik yabancı devlet belgeleriyle sabit olduğu halde utanmadan 1,5 milyon Ermeninin öldürüldüğünden bahsedenler var. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Son olarak Avrupa Parlamentosu Türkiye'yi sözde soykırımı tanımaya davet ederken aynı büyük yalanı utanmazca sarf etmiştir. Bu parlamentonun ve benzerlerinin tarihçiliğe ve hakimliğe soyunan üyelerini hakikat adına, insanlık adına ve Türk milleti adına
kınıyoruz. Sarkisyan, şaşırma, sabrımızı taşırma. Sarkisyan, şaşırma, sabrımızı taşırma. Şunu da önemli belirtiyoruz ki, Türk devletini yönetenler tabuları yıkıyoruz sloganının cazibesine kapılmadan aklı selim çizgisinde hareket etmelidirler. Ermeni meselesi basit bir özür ve taziye meselesi değildir. Bu mesele dün Türk milletinin bu topraklarda bin yıldır kesintisiz ve ortaksız süregelen egemenliğine yönelik bir tehdidin aracı olarak gündeme gelmiştir. Geçen yıl yayınlanan taziye mesajının hiçbir şeye yaramadığı, tam tersine Türkiye'yi bugün sözde soykırımı tanıması, yarın da tazminat ve toprak taleplerini kabul etmesi için sıkıştırmanın bir adımı olarak değerlendirildiği açıkça ortaya çıkmıştır. Buradan aziz Türk milletine seslenmek istiyorum. Aziz Türk milleti, unutma ki bizden aslında Türk olduğumuz için, Müslüman olduğumuz için, Hristiyanlığın ilk yayıldığı bu toprakları vatanlaştırıp Müslüman Türk yurdu yaptığımız için, İslam'ı kimseyi zorlamadan Avrupa'nın göbeğine kadar yaydığımız için, İstanbul'u fethettiğimiz için, Viyana kapılarını zorladığımız için, Roma'yı fethetmeye kalkıştığımız için özür dilememiz, diz çökmemiz isteniyor. Siyaset ve diplomasi çerçevesinde sarf edilecek sözler, yapılacak işler asla bu milletin geleceğini ipotek altına alacak ima ve manalar taşımamalıdır. Hükümet başta olmak üzere devletimizi temsil eden organlar Türk milletinin şerefine halel getirecek, ecdadımızın ve şehitlerimizin ruhlarını incitecek bir adım atmamalı. Türk milleti ve devletini suçluluk psikolojisine sokacak açıklamalar yapmamalıdır. Bizim medeniyetimiz bir hoşgörü ve adalet medeniyetiydi. Diğer unsurlar gibi Ermeniler de bu çatı altında huzur içinde yaşadılar. Ancak asla bizim irademizle meydana gelmediği, Ermenileri kışkırtan emperyalist odakların yönlendirmesi ve onlarla işbirliği yapan çetelerin sebebiyet vermesiyle ortaya çıktığı sabit olan hadiseler yüzünden kimse Türk milletini suçlayamaz. Özür, tazminat gibi taleplerde bulunamaz. Milletimizin tarihinde soykırım gibi utanç verici bir hadise yoktur. Kimse milletimize böyle bir suçlama ile hakaret edemez. Tam aksine Türkleri Avrupa'dan ve Anadolu'dan atma hedefiyle hareket edenler 19. yüzyılın başlarından 1920'lere kadar Balkanlarda, Kafkaslarda, Kırım'da, Anadolu'da 5 milyon civarında Müslüman Türk'ün katledilmesinden sorumludurlar. Aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ermenilerde tıpkı Balkanlardaki örneklerde olduğu gibi nüfusça azınlık oldukları bu topraklarda çetecilik faaliyetleriyle etnik temizlik yaparak devletin kendilerini bastırması halinde de büyük güçleri yardıma çağırarak Türk topraklarında bağımsız bir Ermenistan kurma hayallerine kapıldılar. Tehcir, işte Türk milletinin nefsi müdafaa tedbiri olarak başvurulmuş bir çaredir ve Türk milleti Talat Paşa'ya, Enver Paşa'ya şükran borçludur. Evet. Aziz Karslılar, biz Türk Ocakları Genel Merkezi ve Şubeleri olarak 1915 olaylarının 100. yılında Ermeni meselesi, Ermeni çetelerinin Doğu Anadolu başta olmak üzere, bu topraklar başta olmak üzere, yabancı devletlerin, Rusların, İngilizlerin, Fransızların yardım ve teşvikiyle işledikleri mezalim, Ermeni diasporasının tarihi gerçekleri çarpıtarak sahte olduğu kesin olarak ispatlanan belgelerle yürüttüğü algı operasyonu sonucunda ortaya atılan Ermeni soykırımı yalanını yurt sathında ifşa etmek için toplantılar düzenliyoruz. Adana'da sempozyum, Mersin'de panel yaptık. Şimdi de Kars'ta ve Erzurum'da bu panelleri yapıyoruz. Bu topraklar çünkü bu mesele için çok önemli.
genel merkez ve şubelerimiz olarak bunlara devam edeceğiz. 100 yılın yalanını hep birlikte sadece ülkemizde değil dünyada da teşhir edeceğiz. Bu vesileyle hepinize teşekkür ediyorum. Buradan sonra bir panelimiz olacak. İnşallah biz faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Sağ olun, var olun.